Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve kafa ve salat ve selam ala eşrefil enbiya'il Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Allahumme la sehle illa ma ce'altehu sehla. Allahumme enfa'na bima 'allamtana ve 'allimna ma yenfa'una. Allahumme rabbi zidna ilmen ve fehmen ve alhikna bis salihin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أما بعد. Evet, İmam Müslim'in sahihinden Kitab-ül İman bölümünü okuyor idik. 314. hadiste kalmıştık, değil mi Musab hocam? Evet. Kale Müslim rahmetullahi aleyh haddetena Muhammed ibn Abdillah ibn Nümeyr kale haddetena Ebi قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. أبو ذر رضي الله عنهم bildirdiğine göre ben cehennemden çıkıp da cennete girecek olan en son kişiyi biliyorum. Kesinlikle biliyorum. Tekit edatıyla söylemiş burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Raculun yü'te bihi yevmel kıyame. Bir adam düşünün, kıyamet gününde getirilir orta yere. فَيُقَالُ اَعْرِضُوا عَلَيْهِ الصِّغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. Görevli meleklere denilir ki, bu adamın küçük günahlarını getirip karşısına dikin. Gösterin bu adamla, yüzleştirin küçük günahlarıyla. Büyük günahlarını da siliverin. Görmezlikten gelin. Sadece küçük günahlarınla getirin. Onunla karşı karşıya getirin. Fe tu'radu aleyhi sigaru dunubihi. Küçük günahları tek tek buna gösterilir. Fe yuqalu amilte yevme keda ve keda keda ve keda ve amilte yevme keda ve keda keda ve keda. Bak şu küçük günah falan yerde şöyle işlemiştin. Hatırladın mı? Bak şu küçük günahda falan, şu küçük günah, tek tek küçük günahları adama arz edilir. Feyekulu na'am. Evet, maalesef. La yestati'u en yunkira. İnkar etme imkanı yok. Verilmez kendisine. Hepsi ispatlı, bütün küçük günahları karşısına dikilir. Ama وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ اَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ. Şimdi küçük günahlar bunlar ama biraz sonra büyük günahlar gelecek, ne yapacağım ben diye içten içe bir ürperti, bir korku içerisindedir o adam. Küçük günahları bile kaçırmamışlar. Elbette büyük günahları biraz sonra getirip karşıma dikerler diye düşünüp dururken فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَ حَسَنَةً. Senin her bir hatan, küçük günahın bir sevaba, haseneye değiştiriliverdi. Affedildi yani küçük günahların, denilir adama. فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ اَشْيَاءَ لَا اَرَاهَا هَا هُنَا. Ya Rabbi, ben başka hatalar da işlemiştim. Onları şimdi göremedim burada karşımda. Deyince adam, فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحِيكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ. Resulullah Efendimiz'in diş dipleri, azı dişleri görünecek kadar güldüğünü ben gördüm diyor Ebu Zer radıyallahu anh.
Şimdi küçük günahları gösterdiler tek tek. Ondan sonra da her birini haseneye çevirdik denildi ya. Daha başka günahlar işlemiştik. Onlar da gösterilsin de sevap verilsin, haseneye çevrilsin diye büyük günahları da karşısına gelmesini bekliyor. İnsanoğlu bu tabii doymaz ki. Değil mi? İşte küçük günahların affedildi, sevaba çevrildi. Daha ne isten? Ağzını kapat artık, sus. Büyük günahların da silinmiş. Daha ne isten? Ama insanoğlu yetinmez. Onların da haseneye çevrilmesini ister. قال مسلم أيضا وحدثنا ابن النمير قال حدثنا أبو معاوية وبكيع حا نيد حا تحويل تحويل يعني إسناد değişti. Şimdiye kadar ki isnadın burada dursun, aynı noktaya gelinceye kadar başka yerden de ben rivayet ediyorum. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ح تكرر تحويل وحدثنا أبو كرايب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. Üç tane isnadım var ama üçünün de efendim Ameş'te birleştiği aynı senetle rivayet ettiklerini söylüyorum diyor İmam Müslim rahmetullahi aleyh. Biz buna ne diyorduk? Sahabi ravisi aynı olduğu zaman başka tariklarla destekleniyorsa o tariklara mütabaat diyor idik. Mütabaat için getirmiş İmam Müslim bu 315 nolu rivayeti. Kale Müslim rahmetullahi aleyhi haddeteni Ubeydullah ibn Sa'id ve İshak ibn Mansur kilahuma an Ravhin. Gale, her ikisi de Rauh'tan nakletmiş. Gale, Rauh diyor ki Ubeydullah ibn-i Ubeydullah, biz Ubeydullah dedi ki Hattetena Rauh ibn-i Ubadete el-Kaysiyyu. Rauh bin Ubade bize nakletti. Gale hattetena ibn-i Cüreyç, o da ona da ibn-i Cüreyç nakletmiş. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله'ın efendim şöyle konuştuğunu, duyduğunu haber veriyor bize. يسألوا عن الورود. Vurud يوم القيامة yani. Haşır, يوم الحشر. İnsanların mezarlarından kalkıp da mahşer yerine doğru gelmeleri. Yevmul Vurud. İşte o günle ilgili Cabir bin Abdillah'a insanlar bazı sorular sorulduğunu Ebu Zübeyir duymuş. Ebu Zübeyir tabiinden birisi. O anlatıyor, diyor ki biz Cabir'e yetiştik elhamdülillah, sahabiydi Cabir. Cabir'e insanlar sorular soruyorlardı. Biz duyduk, dinledik. Ne hakkında? Efendim haşır günü hakkında sorular soruyorlardı. Fekale. Cabir de şöyle anlatıyordu o günü. Tabii nereden bilecek Cabir haşir gününü? Peygamberimizin anlatımı var daha önce, duymuş ondan. Ondan duyduklarını naklediyor Cabir de radıyallahu anh. Neci'u nahnu yevmal kıyame an keda ve keda. Biz insanlar olarak kıyamet günü şuradan, 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 şuradan işaret de ediyor. Akın akın, grup grup mahşer yerine doğru geliriz. Undur ey zelike fawqan nas. Bu fawqan nas ifadesi Müslim'in müstensıhlarından, yani kitabı fotokopi gibi çoğaltan yazıcılar tarafından yapılmış bir tashiftir bu kelime, fawqan nas kelimesi. Aslında o ala kumu hakeda olacak. Undur ala kumi hakeda.
Kum nedir? Tepe. Dağ, tepe. Şöyle anlatıyor Cabir bin Abdillah. Biz o gün şu dağdan, şu dağdan, şu dağdan herkes bir yerlerden grup grup geleceğiz mahşer yerine. Bunu anlatıyor. Ama bir musahhaf örneğidir bu fevkan nas ifadesi. Müstensikler tarafından Allahu Alem yanlış yazılmış bir ifade. Anlamı da çıkmıyor zaten. İnsanların üstünde, fevkinde ne demek? Çok bir anlam çıkmıyor. Dağların tepelerinden aşağıya doğru akın akın geleceğiz demek istiyor Cabir bin Abdillah. Kale, yine Cabir anlatmaya devam ediyor. فَتُدْعَى الْاُمَمُ بِاَوْثَانِهَا. Her bir millet, ümmet kendi inandığı tanrılarının peşinden çağrılır ve giderler. Oradaki tanrı, bu dünyadaki taptıkları putlar ahirette onları çağırır, onlar da onların peşine takılır, mahşer yerinden cehenneme doğru giderler. وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ. Bu bir kalıp. El-evvelu fel-evvel sırayla demek. Birer birer. Ardı ardına demek. Efendim, kim hangi dine, tanrıya tapıyor idiyse sırayla o tanrıların peşine takılarak giderler. ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ. Puta tapanlar tamamen mahşer yerinden ayrıldıktan sonra Rabbimiz bize gelir, görünür. Feyekulu der ki, men tenzurune, siz kimi bekliyorsunuz? Herkes tanrısının peşinden gitti. Siz burada duruyorsunuz. Siz kim bekliyorsunuz? Feyekulun nanzuru rabbena. Biz Rabbimizi bekliyoruz. Feyekulu ene rabbukum. Ben sizin Rabbinizim. Beklediğiniz Rab benim. Feyekulun hatta nanzura ileyk. O halde biz de sana bakıyoruz. Seni bekliyorduk madem. Biz de senin peşinden gideriz öyleyse, sana bakarız. فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَقْ. Tam o anda Allah Zülcelal Hazretleri gülümseyerek, tebessüm ederek kendisini müminlere gösterir. Kale, Cabir anlatmaya devam ediyor. فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ. Allah Teala onları sevk eder, onları yönlendirir. Ve yettebi'ûnehu, ve Allah'ın peşinden giderler müminler. Diğer putların peşinden gittiği gibi putperestler, müminler de kendi ilahlarının, Rab Teâlâ'nın peşine takılırlar. Ve yu'tâ kullu insânin minhum münafikin ev mu'minin nuran. Münafık olsun, mümin olsun, Müslüman sıfatını taşıyan günahkarıyla, takva ehliyle hep beraber her birine birer nur verilir. Işık, yol gösterici, kılavuz verilir. Ama ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ. Her biri, her bir mümin kendisine lütfedilen nurunun peşinden gider. Onun kılavuzudur o. وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكُنْ. Daha önce geçmişti bu kelup kelimesinin çoğulu olan kelalib, çengel, efendim böyle kanca, çengeller var Sırat Köprüsü'nün üzerindeki, Cisr-i Cehennem dediği Sırat Köprüsü.
Sırat Köprüsü'nün üzerinde çengeller var. Hasek, o da demirden dikenler. İnsanları, cehennemlikleri ayıklıyor böyle adeta. Sürekli dönüyor ve cehennemlikleri, müminlerin içerisindeki cehennemlikleri ayıklıyor, topluyor. Te'hudu maşaallah. Her bir Cenab-ı Hakk'ın cehennemde kalmasını murad ettiği kendi hatalarından dolayı kimseleri o çengeller, dikenli teller müminlerin arasından ayıklayıp cehenneme bırakır. Thumma yutfa nurul munafikin. Her bir münafık olsun, mümin olsun, günahkar, facir olsun, müttaki olsun, herkese birer nur verilmişti ya. Ama münafıkların nuru yolda giderken sönüver. Kılavuzsuz kalırlar. Thumma yencu el müminun. Ama müminler o nur ve kılavuzun sayesinde kurtuluşa ererler. Fetencu evvelu zumra vucuhuhum kel kameri leyletel bedri seb'ûne elfen la yuhâsebûn. Efendim, ilk kurtulan grup kimlermiş? Bunlar 70 bin kişilik bir grupmuş. Hiçbir hesaba, muhasebeye gerek kalmaksızın direkt cennete gidenler 70 bin kişilik bir grup ve bunların yüzleri de ayın 14'ündeki dolunay gibi parlar. Thumma ellezine yelunehum. Arkasından bunları takip ederek kurtulan grup ise ke alva-i necmin fisseme. Efendim, gökteki yıldızlar gibi parlar yüzleri. Thumma kedalik. Sonra diğerleri sırasıyla o yıldızların parlaklığına göre yavaş yavaş söne söne en az ışık veren yıldız gibi de olsa müminler kurtularak kalabalıklar halinde cennete geçerler. Sümme, daha sonra tahillu şefaatu, şefaat bağı çözülür. Şefaat kilidi açılır. Ve yeşfaune. Ya Rabbi, daha önceki hadislerde geçmişti. Ya Rabbi, biz cennete geldik ama bizim beraber namaz kıldığımız, beraber yemek yediğimiz, camiye gidip saf tuttuğumuz, oruç tuttuğumuz insanlar var. Onlar cehenneme gitti ya Rabbi. Onlar ne olacak? Cenab-ı Hak o zaman işte haydi onları da çıkarın cehennemden diye şefaat yetkisi verecek. Tam o yetki verilince ve yeşfe'ûne hattâ yahruca minen nâr. Men kâle la ilâhe illallah ve kâne fî kalbihi minel hayr mâ yezinu şa'îraten. Şa'îra, arpa değil mi? Bir arpa tanesi ağırlığında kalbinde hayır bulunan ve la ilâhe illallah diyen herkes cehennemden çıkıncaya kadar, böyle birisi cehennemde kalmayıncaya kadar şefaat eder müminler Allah'ın izniyle ve cehennem Müslümanlardan temizlenir. Feyuc'alûne bi fenâil cennâ. Bu cehennemden kurtulanlar cennetin kenarına, fena şeyden, avlu demek değil mi aslında? Cennetin kenarı, avlusu, duvarlarının diplerine kadar getirilip oraya bırakılırlar. Cehennemden çıkarılanlar. Ve yec'alu ehlul cenne yaruşşûne aleyhim elmâ. Cennet ehli tabii keyifleri yerinde. Ağaçlar, ırmaklar, sular, meyveler değil mi? Cennet nehirlerinden su serperler. Cehennemden gelen bu
yanık insanlar değil mi? Daha önceki rivayette kömür gibi diyor. Simsiyah, odun kütüğü gibi. Kararmış iyice. Onların üzerine su atarlar cennettekiler. Hatta yenbutu nebete şey'i fisseyli. Irmak kenarlarında biten otlar gibi o kömürleşmiş olan cehennemden gelen insanlar yeşeriverir. Dirili verir. Canlanı verir. Çünkü tarlalarda tohum kupkuru, yağmur yağıp küçük bir su akıntısıyla, sel akıntısıyla efendim dere kenarlarına gidiyor o tohum. Su, güneşi görünce dere kenarlarında otlar yeşeriveriyor. Cehennemden gelenler de kurumuş, yanmış. Üzerine cennet suyu atılınca tekrar diriliveriyorlar. وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ Yanık izleri tamamen gider, temizlenir. ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا Ardından da dünya ve dünyanın 10 misli kadar bir alan cennette, daha sonra cehennemden gelip de cennete girecek olan bu müminlere bağışlanır, verilir. Çünkü şöyle düşünüyordu değil mi Musab hocam? Şimdi cehennemden çıktık, tamam elhamdülillah cennetin kapısına kadar geldik, içeri gireceğiz ama içeride bize yer kalmamıştır. Herkes almıştır yerini. Biz nereye gireceğiz ya Rabbi? Doludur cennet şimdi falan diye düşünürlerken haydi dünya ve dünyanın 10 misli büyüklüğündeki alan size cennette hediyedir. Haydi girin cennete denilecektir onlara. Kale Müslim rahmetullahi aleyh eylan hattetena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe kale hattetena Süfyan ibn Uyeyne an amrin semi'a Cabiran yekul semi'ahu minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bi udunihi. Cabir'in bütün yukarıdaki rivayetleri ve şu sözü bizzat peygamberden kulaklarıyla duyduğunu söylemiştir Cabir radıyallahu anh. Şu sözü de duymuştur peygamberimizden kulaklarıyla Cabir bizzat. يَقُولُ اِنَّ اللّٰهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ Allah insanları cehennemden çıkarıp cennetine koyacaktır. قَالَ مُسْلِمْ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ حَدَّتَنَا اَبُ الرَّب۪يعِ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِ بْنِ دِينَارِ semi'te Cabir ibn Abdillah yuhaddithu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem enne Allaha yukhricu kavmen minen nar bi şeffa'a qalena Amr bin Dinara dedim ki diyor Hammad Amr doğru söyle sen Cabir'i duydun mu? Resulullah'tan şu sözü söylerken ne demiş Resulullah Efendimiz? Allah şefaat sayesinde şefaati vasıta kılarak bir takım insanları cehennemden çıkaracaktır. Dedi mi Peygamberimiz? Evet dedi diyor. Dedi. Ben duydum diyor. Kâle Müslim eydan rahmetullahi aleyhi haddetena Haccac ibn-i Şair. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير يزيد الفقير انترسان birisi el fakir ismi değil bu zaten lakabıdır efendim Yezid bin Suhayt'tir bu zaten adı fakat çırtı kamburmuş omurgası da ağrılar var. Zaman zaman çok şiddetli ağrı çekermiş bu omurgasından dolayı. Bundan dolayı fakaru zahrihi derler bir adama.
fakaru zahri. Yani beli bükük. Hani bazıları olur şöyle çıktın olur değil mi? O tip birisiymiş bu da. Bundan dolayı Yezid-ül Fakir diye meşhur olmuş. Kâle hattetena Cabir ibn Abdillah. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne kavmen yukracûne minen nâri yahterigûne fîhâ illâ dârâti vücûhihim hattâ yedhulûnel cennet. Yine Cabir bin Abdillah radıyallahu anh naklediyor. Bir takım insanlar cehennemden çıkarlar. Ama yahterigûne fîhâ. Orada iyice yanmış vaziyette öyle çıkarlar. Ama illa darat-ı vücuhum. Darat vücuhu yani çevreleyen. Şöyle yüzünü çevreleyen saç bitiminden itibaren yüzünü çevreleyen kısımlar dışında bütün vücudu yanmış olarak cehennemden çıkarlar. Ve sonra da cennete girerler. Daha önceki rivayetlerde ne demişti? Cehennemin yakmadığı tek yer secde. Secde mahalleri. Alın, yüz, burun, efendim diz kapağı, oraları cehennem yakmaz. Secdeye değen yerleri cehennem yakmaz hadisi geçmiş idi. Kâle Müslim eylan ve haddetena Haccac ibn-i Şâir kâle haddetena El-Fadl ibn-i Dükeyn. Bu Fadl bin Dükeyn Ebu Nuaym diye meşhur. Ben de karıştırmıştım zamanında. Efendim sizin gibi gençken karışabiliyor. İki tane Ebu Nuaym var. Bu Fadl bin Dükeyn pek ismi zikredilmez. Ebu Nuaym diye geçer. İmam Müslim'in hocasıdır bu. 219 vefatlıdır. Bu Ebu Nuaym. Ama meşhur Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya'nın sahibi, o 430'dur vefat. Çok sonradır öbürü. İki tane Ebu Nuaym var, karıştırmayın yani. Kâle haddetena Ebu Asım, yani Muhammed ebne Ebi Eyyub. Ebu Asım dediği Muhammed bin Ebi Eyyub'u kastediyor diyor. Kâle haddeteni Yezidül Fakir. Az önceki rivayette de geçmişti. Yezid bin Suhayb el-Kufi, Kufeli bir zat. Bu diyor ki, Kuntu kat şagafeni ra'yun min ra'yil havariç. Şagafe, insanın içine bir şeyler doğar ve etkiler onu. Bir bakarsın şöyle almasa, olmasın dedikleri ya bayağı benim kafamı çeldi. Bayağı beni etkiledi ya adam. Galiba doğru söylüyor falan deriz ya. Onun gibi şagafe ni yani beni meftun etti adam. İnandırdı bana. Haricilerin görüşleri beni etkiledi. Harici oldum çıktım diyor ya. Tabii bu ra'yun dediği de ne? Hangi görüşü yani? O dönemde tartışılan konu bu rivayetlerde de olduğu gibi kebair, ashabul kebair. Büyük günah sahipleri ne olacak? Cehenneme mi girecek, cennete mi? Mutezile'nin de temel düşüncesinde bu vardır. Ondan daha önce hariciler diyorlar ki ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Büyük günah sahipleri. Bu diyor hoşuma gitti diyor bu düşünce. Hariciler bu görüşü ben de böyle inanır oldum diyor Yezid el-Fakir. Haraçna fi asabetin zevi adet. Zevi adet belli sayıda epey kalabalık. Usbe, isabe, cema'a demek değil mi? Bir grup içerisinde, kalabalık bir grup içerisinde
yola çıktık, seyahate çıktık. Nuridu en nahucce thumma nahruca alen nas. Hem hac etmek istiyorduk, arkasından da insanlara haricilik propagandası yapmak istiyorduk. Yani tebliğ heyeti. Değil mi? İrşat heyeti. Hariciliği yayma heyeti. Sonra nahruca alen nas dediği insanların huzuruna çıkıp onlara düşüncemizi anlatmak istiyorduk. Ciddi ciddi harici olmuş yani. Gale. Femerarna alel Medine. Medine'ye uğradık hac ibadetinden sonra. Feyle bir de baktık ki İzai, ne diyoruz buna? Fücaiye, değil mi? Birden karşılaştık demek. Yani vardık, rast geldik. Cabir ibn Abdillah yuhaddithul kavme celisen ila sariyetin. Sariye, üstüvane. Üstüvane. Yani direk. Camilerdeki efendim sütunlar, direkler. Sariye de denir bunlara, üstüvane de denir. Bir direğin dibinde oturmuş insanlara efendim Cabir bin Abdillah hadis naklediyordu. An Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Allah'ın elçisinden hadis naklediyor idi. Kale. Yezid'in fakir anlatmaya devam ediyor. Fe idâ huve kad zekaral cehennemiyyin. O anda Cabir cehennemliklerden bahsediyordu. Cehennemliklerle ilgili Resulullah'tan hadis naklediyor idi. İyi olacak olan hastanın ayağına doktor gelirmiş. Bu da tam Ashab-ı Kebair'le ilgili problemi vardı zaten zihninde. Tam üzerine denk geldi. Kale fekultu lehu. Yezid diyor ki, Yezid el-Fakir, Cabir'e dedim ki, fekultu lehu, ya sahibe Resulillah, ma hâzellezî tuhaddithu, bu hadis diye naklettiklerin de ne oluyor, ey Resulullah'ın arkadaşı? Vallahu yegûd, Allah Teala Kur'an'da şöyle demiyor mu? İnneke men tudhilin nar Rabbena. Onu da alıverse iyiymiş başına. Değil mi? Var mı sizin müsaada? Yok. Halbuki bir tek ayetin başında Rabbena var. Rabbena inneke men tudhilin nar. Ey Rabbimiz, sen birisini cehenneme sokarsan fakat ahzeytehu, onu rezil etmişsin demektir. Ondan hayır gelmez. Yine başka bir ayet. Ve kullama aradu en yahrucu minha min gammin yu'idu fiha. Burada da min gammin kelimesini atlamış. Keşke onu da yazıverseydi. وَكُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا يُعِيدُوا ف۪يهَا. Cehenneme atılanlar ne zaman cehennemden çıkmak isteseler, görevliler tarafından tekrar cehenneme itilirler, doldurulurlar. Bu ayetleri Allah Teala söylediği halde sen cehennemde bazı insanların şefaatle çıkacağına dair Resulullah'tan hadis naklediyorsun. Ey Resulullah'ın arkadaşı, nasıl oluyor bu? فَمَا هَذَا الَّذ۪ي تَقُولُونَ. Yani bütün bu ayetlere rağmen bu söyledikleri ne anlama geliyor? Bu hadisler bu ayetlere ters değil mi? İtiraz ediyor Yezid el-Fakir, değil mi? Fekale. Bunun üzerine Cabir cevap veriyor. Diyor ki, etekra'ul Kur'an.
Sen Kur'an okuyor musun? Kultu naam. Tabii ki okuyorum. Kale. Fehel semi'te bi makami Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ellezî yeb'atuhullahu fî. Peki ahirette Allah'ın Hazreti Muhammed'i oturtacağı konumu, makamı sen duydun mu? Dinledin mi hiç? Hangi makamda olacak Resulullah Efendimiz? Kultu naam. Tabii ki biliyorum. Peygamberliğin makamını da biliyorum. Kale. فَاِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَحْمُودِ الَّذ۪ي يُخْرِجُ اللّٰهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ. Hazreti Muhammed'in makamı öyle bir makamdır ki, onun adı Mahmud makamıdır. Övülmüş makam. الَّذ۪ي يُخْرِجُ اللّٰهُ بِهِ بِمُحَمَّدْ demek. Muhammed'in vesilesiyle Allah cehennemden çıkaracaktır. Kimi? مَنْ يُخْرِجُ. Kimin çıkmasını murad ederse Cenab-ı Hak Muhammed'in vesilesiyle onları çıkaracaktır. Kale. Bunun üzerine Yezid dedi ki ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ. Cehennemin kuruluşunu, insanların o köprüden geçişini sırayla anlattı Cabir o sohbetinde devamen. Kale. Yezid dedi ki وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ دَاكَ. Tamamını ezberleyemedim Cabir'in naklettiği hadislerin. Endişe ediyorum olduğu gibi ezberleyip nakletmekten ama kâle غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ. Allahu alem şunları şunları söylemişti. Peki ne demişti? Cabir anlatmaya devam ediyor buradan itibaren. Enne kavmen yahrucune minen nari ba'de en yekunu fiha. Cehenneme gidip de orada bir müddet kaldıktan sonra bir takım insanları Allah cehennemden kurtaracak, çıkartacaktır. Kale yani fe yahrucune ke ennehum İdanus semasim. Bu semasim kelimesi de simsim kelimesinin çoğulu. Simsim Arapçada susam demektir. Hani susam gördünüz mü görmediniz herhalde. Ekin buğday gibi düşünün. Efendim şöyle yüksek olur ekilir biter tarlada. Ondan sonra onun kellelerini alırsın, toplarsın. Gerisi kalır, gövdesi şöyle, kazık gibi kalır artık her biri. İşte uğudun çoğulu da ayda, dolayısıyla kelleleri alınmış, ürünleri alınmış, susam kazıkları gibi. Onlar da güneşin altında iyice dura dura, iyice kararır. Simsiyah, efendim, susam kazıkları gibi olmuş vaziyette. Belki bunu şöyle tercüme etmek daha doğru. Dışı yanmış, içi yanmış, özü kalmamış kömürler olur, odunlar olur böyle. O simsiyah, o odun parçaları gibi. Zaten bu semasim değil de bu kelimenin sasim olmasının doğru olacağını söylüyorlar. Semasim değil de sasim olmalı bu kelime. Ravilerin bir hatası olmalı diyorlar. Bu da özüp geçmiş bitki, odun, dallar demektir. Sasim. O daha doğru az önceki anlattığımız manada. Semasim pek uygun düşmüyor kelime olarak.
şerhlerde bununla ilgili geniş bilgiler var. Kale feyedhulûne, Cabir anlatmaya devam ediyor o direğin dibinde. Feyedhulûne neharan min enharil cennet. Cennet nehirlerinden birisine atılır o cehennemden çıkarılanlar. Feyeğtesilûne fihi, orada ıslanırlar, yıkanırlar, temizlenirler ve içlerine su gidince topraktan yaratılan ne varsa suyla birleşti mi hayat bulur. Onlar da öyle. Feyahrucûne keennehumul garâtîs. Cehennemden simsiyah çıkmışlardı. O cennet nehirlerinden birine atılınca simsiyah girip bembeyaz defter yaprağı gibi, garâtîs değil mi, defter yaprakları, bembeyaz defter yaprakları gibi o nehirlerden çıkarlar. Fe racana, bitti. Cabir bin Abdullah'ın anlattığı bitti. Şimdi Yezid el-Fakir anlatmaya devam ediyor. Feracana, döndük Küfe'ye. Hac'dan, hac yolculuğumuz bitti. Küfe'ye döndük. Kulna, ve dedik ki, o kalabalık grup olarak gitmişlerdi ya, o grup olarak hepimiz bu hadiseleri yaşadık. Döndük memleketimize, hep beraber dedik ki geride kalan haricilere, veyhakum, اَتُرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى سَلَّمَ. Arkadaşlar, ya biz yanlış yoldayız. Yani büyük günah sahipleri de cehennemden kurtulacaktır inşallah. Bak biz orada efendim Cabir'i dinledik. O anlattı Resulullah Efendimiz'den falan diye anlatıyorlar. Ama oradakiler, yok canım o adam yalan söylüyor falan diye inanmıyorlar. Bunun üzerine diyor ki işte, dedik ki ya arkadaşlar, bir Resulullah'ın arkadaşı, bu zat Cabir, yaşlı bir adam, Resulullah hakkında yalan söylemeye cesaret edebilir mi sizce? Mümkün mü bu? Dedik, yazıklar olsun size. İnanmıyorsunuz dedik. Fe raca'na, biz döndük. Hariciliği terk ettik. Bıraktık elhamdülillah. Ama orada pek çoğu bırakmadı, inanmadı. Fela vallahi ma harace minna gayru raculin vahidin. Efendim bizden bir o grup içerisinde bir kişi hariç hepimiz terk ettik haricileri. Sadece bir kişi kaldı, inadında devam etti o. Ev kema kal Ebu Nuaym. İşte Ebu Nuaym dediği kimdi? Fadıl bin Dükey. Fadıl bin Dükey. Veya buna yakın ifadeler kullandı Fadıl bin Dükey. Bu ifade çok güzel değil mi arkadaşlar? Evkema kal. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkema kal. Resulullah bu söylediğinde doğru söylemiştir. Ama Resulullah ile bizim aramızda 1400 yıllık fark var. Arada bir sürü raviler var. Ravilerin yanılmaları, unutmaları, değiştirmeleri mümkün. İnsan çünkü Resulullah'ın bu sözü demeyeyim de Resulullah'ın buna benzer sözü diyeyim. Kema ev kema kal. Bu ihtiyattır. Çok güzel bir edep, çok güzel bir ihtiyattır. Onun için Resulullah şöyle buyurdu. Bu Resulullah'ın talimatıdır gibi kesin ifadeler kullanmak çok doğru değildi. Rivayet edildiğine göre, Buhari'de geçtiğine göre, Malik'te Muvatta'ında yer aldığına göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sen yükü kime attın? Malik'e. Malik düşünsün. Değil mi? Onun ravileri, müstensıkları düşünsün. Ama sen efendim doğrudan Hazreti Muhammed şöyle dedi dersen üzerine alıyorsun vebali.
Ya öyle demediyse, öyle değil de şöyle dediyse, değil mi? Bu itibarla bu ifade çok güzel. Sadaka Resulullah fî mâ kâl ev kemâ kâl. Kâle Müslim eylan rahmetullahi aleyh. Hattetena hatta bubnu Halid el-Ezdi. Kâle hattetena Hammâd ibn-i Seleme an Ebi İmran ve Thâbitin an Enes ibn-i Malik'in radiyallahu an enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâl yukracu minen nâri erbaatun. Dört kişi cehennemden kurtarılır, çıkartılır. Feyu'raduna alallah fe yeltefitu ahaduhum. Dört kişi cehennemden çıkartılır. Ve o dört kişiyi Allah'a arz eder. Ya Rabbi bunlar cehennemden. Grup bunlar tabii. Dört kişi derken dört şahıs değil. Dört tip insan grubu. Allah'a arz edilir. فَيَلْتَفِدُ اَحَدُهُمْ Bu dört gruptan, kişiden, neyse kimlikten, tipten birisi Allah'a dönerek şöyle der. فَيَقُولْ Ey Rabbi! اِذْ اَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي ف۪يهَا Ya Rab! Beni cehennemden çıkardın sen. Tekrar beni oraya döndürme ya Rabbi. Yüncihullahu minha. Allah onun duasını kabul eder ve temelli olarak o cehennemden kurtarır. Kâle Müslim hattetena Ebu Kamil Fudayl ibn Hüseyin el-Hajderi ve Muhammed ibn Ubeyd el-Gubari tozcuymuş değil mi? Efendim وَالْلَفْزُ لِيَب۪ي كَامِلْ Hem üstadımız Ebu Kamil, hem de diğer üstadımız Muhammed bin Ubeyd el-Uberi. İkisi birlikten naklettiler ama lafız Ebu Kamil üstadımıza aittir. قَالَا İkisi birlikte dediler ki, حَدَّتَنَا Ebu عَوَانَ عَنْ قَتَادَ عَنْ Enes ibn-i Malik قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet günü bütün insanları mahşerde toplayacak. فَيَهْتَمُّونَ لِذَٰلِكَ Bütün insanların dikkatleri şu noktaya celbolunacak. Şu konuyla ilgilenecek. Herkesin derdi, imanı bu konu olacak. وَقَالَ İbn-i Ubeyd فَيُلْهَمُونَ لِذَٰلِكَ İbn-i Ubeyd diyor ki, يَهْتَمُونَ فَيُلْهَمُونَ Hepsinin içine bir düşünce ilham edilecek. Şunu söyle, şunu iste diye. فَيَقُولُونَ Bu ilham, bu düşünce de şu. Hep beraber derler ki, لَوِسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّ bina hatta yurihana min makanina hada bu sıcak efendim mahşer günü sıkıntı sorgu sual hesap mizan kargaşa karmaşa bir şey olsa ya mahşer yeri gibi derler değil mi çok sıkıntılı olduğu zaman işte o zaman herkesin zihninde tek düşünce var o da Rabbimizden bir şefaat istesek de Rabbimiz de bizi şu bulunduğumuz mekandan bir kurtarsa ya. Herkesin tek düşüncesi bu olacak. Kale Feyetûne Âdeme sallallahu aleyhi ve selleme Madem Rabbimizden şefaat isteyeceğiz kardeşim bizim ilk atamız kim? Âdem. Hadi Adem'e gidelim aleyhisselama. Adem aleyhisselama varacaklar. Feyegulûne derler ki, diyecekler ki, Ente Ademu ebul halk, halakakallahu biyedihi ve nefaha fike min ruhihi ve emaral melâikete fesecedû leke. Ey Adem, sen bütün yaratılmışların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı.
Arkasından sana kendi ruhunu üfledi. Ruhundan üfledi. Ve ardından da bütün melaikeye emir verdi, talimat verdi. Secde edin şu Adem'e dedi. Onlar da secde ettiler. İşfa lena inde rabbike. Bize Rabbin katında şefaat et. Bizi kurtarsın Rabbimiz şu halden de. Hatta yurihana min mekanina hada. Şu içinde bulunduğumuz durumdan, sıkıntıdan, mekandan Rabbimizin bizi kurtarması için bize şefaat et. Aracı ol. Feyakul. Adem aleyhisselam der ki, lestu hunakum. Burada ben size fayda veremem. Ben bu şefaate yetkili, etkili, ehil değilim. Layık değilim. Feyedkuru hatiyetehu elleti asabe. Onlara işlediği hatayı hatırlatır. Hatırlar aslında kendisi. Tam insanlar gelmiş. Ne olur şefaat et bize ya Adem. Rabbim bizi kurtarsın. Olmaz. Ben yetkili değilim. Çünkü o anda kendisi hatırlar. Feyedkuru, yüdekkuru değil de yedkuru. Hatırlar. Neyi? İşlediği günahı, hatayı, zelle diyoruz değil mi peygamberlerin hatasına? O zelleyi hatırlar. Neydi o zelle? Mesabihü sünne. Kimindi mesabihü sünne? Bagavi'nin değil mi? Efendim, orada bu hata hadisi almış, hataları da söylemiş, işaret etmiş ne olduğunu. Demiş ki esabe eklehu mineşşecara. Yasaklanan ağacı yediği, yemesi dolayısıyla işlediği hata. O hatayı hatırladı ve dedi ki ben ehil değilim şefaat etmeye size. Feyestahyi rabbehu minha. Öyle bir hata işledim ben. Utanırım Rabbimden size şefaat et derken. Çünkü kendim hatalıyım. Velakin i'tu Nuhan. Hadi siz en iyisi Nuh'a gidin. Evvela Rasulin ba'atehullah. Allah'ın Rasul olarak ilk gönderdiği elçi Nuh'tur. Ona gidin. Aslında İdris'tir. Adem'den sonra ilk Rasul İdris'tir. Çünkü İdris Nuh'un dedesidir. Dolayısıyla ilk Nuh'tur derken şöyle yorumlamış şarihler, Rasul olarak ilk Nuh'tur. Yani ulul azim peygamberler var ya, o ulul azim peygamberlerin ilki Nuh'tur. Yoksa Nebi olarak daha önce İdris aleyhisselam var idi. Hala anlatmaya devam ediyor. Feye'tûne Nuhan sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar Adem'in yanından ayrılıp Nuh'un yanına gelirler. Feyekûlu. Fakat Nuh der ki lestu hunâkum. O da ben ehil değilim size şefaat etmeye der. Feyedkuru hatiyetehulleti asabe. Efendim kendi işlediği hatayı hatırlar ve şefaate ehil olmadığını söyler. Nuh'un işlediği günah olarak ise Bagavi diyor ki esabe sualehu bi gayri ilmin. Bilgisi olmadığı halde bir şeyi istemesi. Onun günahı da buymuş. Kale fe yestahyi rabbehu minha. Efendim Nuh aleyhisselam da Allah'tan şefaatçi olma konusunda utanır, şefaatçi olmaz. Ve der ki, velakin i'tu İbrahim'e sallallahu aleyhi ve sellem ellezî ittehadehullahu halîlâ.
Allah kendisine dost olarak Halilullah diyoruz değil mi İbrahim'e? İbrahim'i seçti. Siz en iyisi İbrahim'e gidin, o şefaat eder size dedi. Ve feyetûne İbrahim'e sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim'e gelirler insanlar. Feyegûl ama lestu hunâkum. O da der ki ben de ehil değilim şefaat etmeye. Ve yedkuru hatiyetehu elleti asabe. Daha önce işlediği günahı, zelleyi hatırlar ve ben şefaate ehil değilim der. İbrahim'in zellesini ise gerek tefsirler gerek muhaddisler felâtü kezebât şeklinde açıklarlar. Ve bu bir problem. Hazreti İbrahim 3 yerde yalan söyledi şeklinde hadislerde de var bu ifade. Efendim şerhlerde de bu açıklanmaya çalışılıyor. Peygamber yalan söyler. Efendim peygamber olmadan önceydi. Önce olsa da peygamberler ismet sıfatıyla muttasıftır. Değil mi? Bu 3 konu İkisi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Birisi hastayım demiş idi. Diğerinde efendim ben kırmadım putları, o büyük put kırmıştır dedi. Diğer üçüncü konu da hanımı Sare ile beraber bir yolculuğa çıkmış idi. Zalim bir kralın topraklarına girince çok güzel karısı olan bir adam geldi hudutlarımızdan içeri diye haber verdiler. Efendim çok güzel kadın olan ya diye. Sordurttu kral o hanım kimdir neyin olur diye. Kız kardeşimdir dedi İbrahim. Çünkü kız kardeşler namustur onlara saldırılmazdı o ülkede. Garanti altına almak için öyle dedi. Bu 3 konuda yalan söyledi İbrahim diye bir mesele var. Bunu biraz daha derinlemesine okursanız bununla ilgili makaleler de var, yazılar da var. Daha aydınlanmış olursunuz. Ama İbrahim bu 3 konuyu kendisine günah olarak telakki ediyor kendi işlediği. Yanlış hata olarak kabul ediyor. Hadiste de İbrahim 3 yerde yalan söyledi diye Peygamberimizin hadisi ifadesi var. Peygamberimize nispet edilen. Onları bir okuyun lütfen. Ama problemli ifade. Feyestahyi rabbehu minha. Efendim bunlardan dolayı Rabbinden utanır şefaatçi olma konusunda. Velakin i'tu Musa sallallahu aleyhi ve sellem ellezî kellemehullahu. Siz en iyisi Musa'ya gidin çünkü Allah onunla konuştu. Musa'yı Kelimullah derler eskiler. Değil mi? Musa Kelimullah. Ve a'tahu et-Tevrat'e. Allah hem Musa ile konuştu hem de ona Tevrat'ı verdi. Büyük kitap. Gâle feye'tûne Musa aleyhisselam. Ravinin anlattığına göre insanlar Musa'ya gelirler. Feyegûl. Fakat Musa der ki lestu hunâ kum. Ben de size şefaat konusunda yardımcı olamayacağım. Kusura bakmayın. Ehil değilim. Niye? Ve yedkuru hatîetehu elleti asâbe. Hazreti Musa'nın işlediği hata ne? Katlün nefis. Adam öldürmesi. Feyestahyi rabbehu minha, o da utanır, çekinir şefaatçi olma konusunda bu günahından dolayı. Velakin der ki, i'tu İsa ruhallah ve kelimetehu. Efendim Allah'ın kelimesi olan ve ruhu olan İsa'ya gidin siz. Feye'tûne İsa ruhallah. Allah'ın ruhu İsa'ya giderler. Allah'ın ruhu dediği, efendim Cenab-ı Hak kendi ruhundan tıpkı Adem'e üflediği gibi Meryem'e de üfleyerek
Hazreti İsa'yı yaratmıştır. Bu yüzden Ruhullah denilir değil mi Hazreti İsa'ya da? Feyekul lestu hunakum. Ben de yardımcı olamam size. Ben de ehil değilim bu konuda. Velakin fakat burada şey yok bak. Şu hatamdan dolayı falan demiyor. Bir hata zikretmiyor. Enteresandır yani. Kullu insanın hatal. Bütün insanlar hatalıdır. Genel kural vardır. Bilmiyoruz ama vardır çünkü insandır. Değilse ilahlaşır haşa, melekleşir değil mi? Ama küçüktür. Ayrı mesele. Velakin i'tu Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme abden kat gufira lehu ma takaddeme min denbihi ve ma taahhar. Gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanan Allah'ın kulu ve elçisi olan Muhammed'e gidin en iyisi siz. Kale, ravi anlatmaya devam ediyor. Enes radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feye'tuni feestedinu ala Rabbi. Bana gelirler müminler o gün en nihayetinde. Ben de Rabbimden ya Rabbi ümmetimi kurtulması için bana şefaat yetkisi ver ya Rabbi diye izin alırım Rabbimden. Feyü'denu li. Bunun üzerine bana izin, şefaat izni verilir. Feyda ene ra'aytuhu vakatu saciden. Ama o anda birden kendimi secdeye kapaklanmış olarak bulurum. فَيَدَعُن۪ي مَا شَاءَ اللّٰهِ. Beni o secde anımda, halimde, Allah dilediği sürece beni bırakır secde halinde. فَيُقَالُ ve bir ses, ya Muhammed, اِرْفَى رَأْسَكْ. Kaldır başını ey Muhammed denilir. قُلْ تُسْمَى سَلْ تُعْتَى اِشْفَى تُشَفَّى. Söyle. Dinleneceksin, dinleyeceğiz. Söyle bakalım. Dinliyoruz seni. Söyle. Sel tuhta. İste de verilsin. Ne istiyorsun? İşfaatü şeffa. Şefaat et ki şefaatin yerine gelsin. Fe arfa'u ra'si. Fe ahmedu Rabbi bi tahmidin. Yuallimunihi Rabbi. Rabbimin daha önce bana öğrettiği gibi efendim Rabbime hamd ederim, başımı kaldırırım, thumme eşfa'u, efendim arkasından da yapacağım şefaatimi yaparım. Feyuhattu li hatten, bana bir şefaat konusunda yetki, sınır çizilir, verilir. O sınır içerisinde şefaatimi yaparım. فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ. Efendim, cehennemden çıkarır, cennete koyarım ümmetimden pek çoklarını. ثُمَّ اَعُودُ. Sonra, فَاَقَوْ سَاجِدًا. Tekrar secdeye kapaklanırım, secdeye kapanırım. فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِي. Allah beni ne kadar secde anında bırakacak olursa o kadar dururum secde anında. Thumma yuqal. Arkasından yine ses gelir. İrfa ra'sek ya Muhammed kul tusma sel tuta işfa tuşeffa. Fe arfa'u ra'si fe ahmedu Rabbi bi tahmidin yuallimunihi. Thumma eşfa'u fe yahuddu li hatten. فَاُخْرِجِهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلِهُمُ الْجَنَّةِ. Kale, فَلَا اَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ اَوْ فِي الرَّابِعَةِ. Üç veya dört defa böyle devam eder. Kale, فَاَقُولُ يَا رَبِّي. En sonunda derim ki, Peygamberimizin ifadesi, يَا رَبِّي مَا بَقِيَ فِي النَّارِ اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنِ. Ey vecebe aleyhil hulud. Kur'an-ı Kerim'de şu günahı işleyenler ebedi olarak cehennemdedir
şeklinde bazı ayetler var. Haksız yere can alanlar mesela, onlarla ilgili halidine fiha değil mi? Ebeda var falan. İşte Kur'an'ın cehenneme hapsettikleri dediği bu gruplar. Bu grup Müslümanlar dışında artık cehennemde kimse kalmadı. Kur'an'ın cehenneme müebbetlik hapis olarak doldurdukları dışında kimse kalmadı cehennemde. Ya Rabbi derim. Kale İbn-i Ubeyd fi rivayetihi kale katade ey vecebe aleyhil hulut. Ebediliğin üzerlerine yapıştığı kimseler. Az önceki söylediğimiz gibi mesela cinayetlerdeki ebedilik gibi. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.